yararsın, çakilmiş köpekleri. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanına pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazan. Müslümansız bırakma Allah'ım. Saygıdeğer Bakanım, kıymetli Kaymakamım, çok değerli Belediye Başkanım, bursaklarımızın çok kıymetli sivil toplum kuruluşları ve 15 Temmuz gecesinden bu yana meydanları boş bırakmayan, demokrasi nöbeti tutan bursakların yiğit insanları, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bursaklar Platformu Derneği olarak Bursaklar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hain darbe girişimine karşı ortak bildirimizi sizlere arz ediyorum. Türkiye 15 Temmuz Cuma gecesi önce karanlığı sonra da ortaya konan büyük inanç ile aydınlığı yaşamıştır. Türkiye eski Türkiye değildir. Bu hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, tüm değerli siyasi başkanlarımız, Genelkurmay Başkanımız ve duyarlı komutanlar, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, emniyet teşkilatımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yazılı ve görsel medya mensuplarımız, evlatlarımız, analarımız, babalarımız ve fedakar aziz Türk milletinin duruşuyla bastırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan bu aziz millet her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmektedir. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize millet olarak minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Milletimiz tek yürek, tek vücut olarak büyük bir cesaretle darbeye karşı haysiyetli bir duruş sergilemiştir. Darbecilere gereken cevabı, dünyaya da gereken mesajı vermiştir. Milletimizin darbe girişimine karşı sergilediği kararlılık, Türkiye'de demokrasinin daha da yerleşmesi ve gelişmesi adına son derece değerlidir. Herkes bilmelidir ki, bugün olduğu gibi gelecekte de vatanımıza, milli iradeye uzanacak her el karşısında milletimizden kelik iradesini bulacaktır. Milletimiz iradesiyle ve kararlılığıyla bir tarih yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni
ve iradesini hedef alan bu darbe girişimini Bursaklar Platformu Derneği öncülüğünde ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşları olarak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Tüm dünya toplumlarına örnek olacak milletimizin demokrasi nimetlerini kutluyor, darbe kalkışmasına teşebbüs eden vatan hainlerinin ve alçakların en şiddetli bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Milli iradeyi koruyan şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Demokrasimize sahip çıkan aziz milletimize, halkımıza kararlılığı ile cesaret veren Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve hükümetimize demokrasinin işleyişini sağlayan ve darbe girişiminin ardından meclisin çalışmalarına ara verdirmeden devam eden milletvekillerimize, milli iradeden yana dik duran Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na, Büyükşehir Belediye'mizin tüm birimleriyle ve tüm imkanlarıyla seferber olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe, Bursaklar İlçe Belediye'mizin ekip, ekipman ve personelleriyle hain darbe girişiminin karşısında duran Bursaklar Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin'e, yurt genelinde seferber olan tüm belediyelerimize, darbe girişimine destek vermeyen ve karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli mensuplarına, polisimize, güvenlik güçlerimize, STK'larımızın sağduyulu açıklamalarına ve basınımızın darbe karşı tutumuna sonsuz teşekkür ediyoruz. Bursaklar ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak bu darbe girişimini ve girişimde bulunan hainleri lanetliyor, her daim devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Bayraklar alıyoruz. Bayraklar. Daha coşkulu bir şekilde Bursaklar. Vatanımızı karşılıyoruz. Coşkulu bir şekilde. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlere ve bizlere olsun. Değerli kardeşlerim, bugün Bursaklar Platformu'nun davetine icabet ettiğiniz için ve şu güneşin altında burada bulunduğunuz için hepinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Az önce platform adına Hamdi kardeşimiz bildiriyi okudu. O bildirinin her cümlesine, her kelimesine, her harfine imza atıyoruz. Ve bundan dolayı da 15 Temmuz akşamından bu yana meydanları bırakmıyoruz. Demokrasi nöbetini, milli iradeye sahip çıkma arzumuzu ve darbelere karşı olan tavrımızı net bir şekilde Ankara'nın dört bir yanında, Kızılay Meydanı'nda, külliyede, ilçelerimizin her birinde ayrı ayrı sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz akşamı öncesi ve sonrası diye artık Türk siyasi tarihi bundan sonra böyle anılacak. 15 Temmuz öncesinde Türk siyasi tarihinde darbeler vardı.
15 Temmuz'dan sonra Allah'ın izniyle siz iradenizi ortaya koydunuz. Demokrasimizi kurda kuşa yemettirmeyeceğiz dediniz. Milli irademize ipotek koydurmayacağız dediniz. Ve darbeye karşı durdunuz. Tanklara karşı durdunuz. Helikopterlere karşı durdunuz. F-16'lara karşı durdunuz. Ve darbecileri geldikleri yere gönderdiniz. Allah sizden razı olsun değerli kardeşlerim. Birileri 15 Temmuz akşamını da darbe tarihine yazdırmak için kalkıştılar. Ama milletimiz ne yaptı? 15 Temmuz'u demokrasi bayramına çevirdi. Milli irade bayramına çevirdi. İnşallah bundan sonra her yıl 15 Temmuz milli irade bayramı olarak veya demokrasi bayramı olarak inşallah hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlanılacak. Değerli kardeşlerim, çevremize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bütün çevremizin ateş altında olduğunu, yanıp yıkıldığını görüyoruz. Birileri 3 senedir Gezi olaylarından bu yana Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar ısrarla. Gezi olayları, ardından 17-25 yargı ve emniyet darbe girişimi, ardından 6-7 Ekim olayları ve yine sokakları karıştırmak için son bir yıldır yürütülen terör olayları, PKK terörü, DAEŞ terörü, DHKPC terörü ve en sonunda paralel ihanet terörüyle bu ülke 15 Temmuz'da karşı karşıya kaldı. Ama şunu yaptık. Biz her zaman dik durduk, öyle değil mi? Evet. Ve dik duracağız değil mi inşallah? Evet. 15 Temmuz'da ülke olarak ilkleri yaşadık. Ne yaptık? Öncelikle Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk defa dik durdu. Halkı meydanlara çağırdı. Darbeye karşı durmaya çağırdı ve siz de ona ne yaptınız? İcabet ettiniz ve darbeyi püskürttük. Aynı şekilde biz de her zaman kursaklarla beraberiz arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, yine Başbakanımız aynı şekilde dik duruşu sergiledi ve halkı sokağa davet etti. Başka bir ilki daha yaşadı. O da neydi? Milletvekillerimiz. O gün akşam Sayın Başbakanımızla görüşme yaptıktan sonra hemen Başbakanlığa geçtik. Orada bir iki bakanımız ve birkaç milletvekilimizle birlikte meclis başkanımız da geldi. İki karar aldık orada. Dedik ki bir, hemen derhal meclisi açalım. Gidelim meclisten canlı yayın yapalım ve bu darbeye karşı olduğumuzu, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak darbeye karşı olduğumuzu net bir şekilde ortaya koyalım ki darbecilerin şevki kırılsın, darbecilerin morali bozulsun. Hakikaten meclisi açtık, canlı yayına geçtik, kudurdular, delirdiler ve bütün hınçlarıyla 7 defa o sizin meclisinizi, milletin meclisini F-16'larla bombaladılar ve helikopterlerle taradılar. Allah onları Kahhar ismiyle kahreylesin inşallah. Değerli kardeşim, hepsinden önemlisi ise, yaşadığımız bir ilk ise, ilk defa sizler, millet, Türk milleti, biz buradayız dediniz, biz buradayız dediniz, darbeye hayır dediniz, demokrasiye sahip çıkacağız dediniz, irademizi size kaptırmayacağız dediniz ve meydanlara indiniz, tankların önünde durdunuz, tankların üstüne çıktınız, açılan ateşe karşı durdunuz ve elhamdülillah zafer sizin oldu, zafer milletin oldu, zafer Türkiye'nin oldu, darbeciler kaybetti Allah'ın izniyle. Bakınız değerli kardeşlerim, öncelikle bu mücadelede şehit düşen bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kursaklardan da bir şehidimiz var. İnşallah o şehidimizin adını da buradaki o paralel çetenin yuvası olan okul, biliyorsunuz bütün okullarına el konuldu. Devlet, milletten toplamış oldukları, şu veya bu şekilde toplamış oldukları paralarla yaptırılan okullar şimdi yeniden millete döndü, yeniden devletin oldu ve inşallah buradaki okula
O şehidimizin adını da Kaymakam Bey'le de az önce görüştük. Zaten bir şehidimiz var Bursaklardan. İnşallah o şehidimizin adını buradaki okula vereceğiz Allah'ın izniyle. Biz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim onların mekanını cennet eylesin. Makamını âli eylesin. Rabbim onları Hazreti Peygamber'e komşu eylesin. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali ile haşr eylesin inşallah. Ve vatan uğruna ölmeyi, vatan uğruna can vermeyi Allah herkese nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşim, kardeşlerim, vatan eğer uğrunda ölen olursa işte vatandır. 15 Temmuz'da ne yaptık? Buranın, bu toprakların vatan olduğunu bütün dünyaya gösterdik Allah'ın izniyle. Ve o günden bugüne yaklaşık 9 gündür demokrasi nöbetimizi sürdürüyoruz. Ve bütün dünya hayranlıkla Türkiye'yi izliyor. Bütün dünya hayranlıkla sizi izliyor. Bursakları izliyor, öyle değil mi? Başkomutanımız eve dönün talimatını verene kadar demokrasi nöbetimizi sürdüreceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Tehlike büyük oranda geçmiş olmasına rağmen bu meydanlardaki toplanmamız, değerli kardeşlerim, şu aranızda bulunan gençler var ya, işte o gençlerde öyle bir vatan bilinci oluşturuyor ki, o gençlerde öyle bir al bayrak bilinci oluşturuyor ki, onun için bu mücadelenin, bu demokrasi nöbetinin inşallah ikinci bir talimata kadar devam etmesi lazım. İnşallah. Değerli kardeşlerim, bu olaylarda yaralanan gazilerimize Allah'tan şifa diliyoruz. Ben hastaneleri hep ziyaret ettik. Onlarca yaralımızla görüştük. Şehitlerimizin evlerini ziyaret ettik. Cenaze namazlarına katıldık. Şunu gördük ki, gururla söylüyorum. Şehitlerimizin yakınlarının başı dik. Abdestini aldı, vatan için çıktı ve şehit oldu diyor. Allah onlardan razı olsun. Anneleri, babaları aynı şekilde yine dik duruyorlar. Eşleri aynı şekilde dik duruyorlar. Yaralılarımıza gidiyoruz. Diyorlar ki, hiç üzülmüyoruz. Sakatta kalsak üzülmüyoruz. Yine olsun, şu an şu halimle, yaralı halimle dahi gider, o mücadeleyi yaparım diyorlar. Onun için değerli kardeşlerim, böyle bir millete sahip olmaktan büyük bir bahtiyarlık var mı? Böyle bir milletin sırtı yere gelir mi? Gelmez değil mi? Allah sizden razı olsun. Bakınız, bir hususu daha dikkatlerinize sunacağım. Biliyorsunuz 60 darbesi oldu. 27 Mayıs'ta darbe oldu biliyorsunuz. O zaman büyüklerimiz, biz hep şunu duyduk çocukluğumuzda. Ya 27 Mayıs darbesi olduğu zaman darbeye karşı duramadık. Biz dursaydık Menderes'i asamazlardı diye hayıflandıklarını duyduk. Şimdi o dedelerin torunları ne yaptı? Meydanlara indiniz, tankların önüne çıktınız ve darbeyi engellediniz. Onların özlemini gerçekleştirmiş oldunuz. Şimdi size bir hadis-i şerif okuyacağım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle değiştiriniz. Eğer gücünüz yetmiyorsa dilinizle değiştiriniz. Ona da gücünüz yetmiyor ise kalbinizle buğz ediniz. O da imanın en zayıf noktası. Şu halde bu hadis-i şerife baktığımız zaman imanın 3 noktası var. En zayıf nokta neydi? Kalbinle buğz edeceksin. Kötülüğü tasvip etmeyeceksin. İşte dedelerimiz onu yaptı. O gün dedelerimiz sindirilmişti. Başlarını kaldıramıyorlardı. Korkuyorlardı. Onun için bir şey diyemediler. Çünkü onlar 30'ları yaşadılar. 40'ları yaşadılar. Burada yaşı müsait olan abilerimiz, amcalarımız bilirler. Bir jandarmanın elinde silahla bir köye geldiği zaman bütün köyün hizaya geçtiğini falan çok iyi bilirler. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, onlar ancak o zaman en imanın en zayıf olan aşaması olan kalpleriyle buğz ettiler. Ama aradan yıllar geçti, 28 Şubat geldi. O zaman işte imanın ikinci aşaması olan neydi? Dil ile mücadele yapıldı. Dil ile mücadele yapıldı. İnsanlar darbeye seslerini yükselttiler, karşı çıktılar. Gelelim 15 Temmuz'a geldiğimizde ne yaptık? Elimizle, yani gücümüzle, vücudumuzla darbeye karşı durduk ve işte 60'tan 2016 15 Temmuz'una baktığımız zaman millet olarak
nereden nereye geldiğimizi çok net olarak görüyoruz değil mi? Evet. Bu bir toplumdaki değişimin de göstergesidir. Evet. Bakınız, siz istediniz, darbe önlendi. 60'ta isteyemediniz, önlenmedi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, toplumlarda irade milletindir. Millet istedikten sonra, bir ayeti kerimede de Cenab-ı Hak öyle diyor. Bir millet kendini değiştirmedikçe Allah o milleti değiştirmez. O zaman özne sizsiniz. Siz değişmek istediniz, Allah da yardım etti. Siz darbeyi önlemek istediniz, Allah darbeyi önlemeye yardım etti. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, biz milletimizle iftihar ediyoruz. Hakikaten siyasetçiler olarak her zaman milletimizin arasındayız. Ama şu son yaşadığımız olay var ya, öyle bir olay ki bu olayı unutmak mümkün değil. Hakikaten o hastanede yatan kardeşlerimizin göstermiş olduğu tavrı görünce insanın şapka çıkarmaması mümkün değil. Bir tane örnek vermek istiyorum. Çok örnek var ama hepsi birbirinden hikayesi güzel örnekler. Bir tanesini vermek istiyorum. Kazanımızda biliyorsunuz uçaklar kalkıyor Akıncı'da. Oraya vatandaşlarımız, binlerce vatandaşlarımız akın ettiler. Bir aile, anne, baba ve oğlu. Üçü de yaralanıyor orada. Baba bundan birkaç gün önce yara neticesinde şehit düştü. Cenazesini kaldırdık. Allah rahmet eylesin gani gani. Eşi hastanede yatıyor. Ben eşini ziyarete gittim. İnanın o kadar metin ki, o kadar mutlu ki, o kadar başı dik ki, o kadar onurlu ki, aynen hiçbir şey olmamış gibi. Eşimi kaybettim. O şehit oldu. Rabbine kavuştu. Ve oğlu da yaralı olduğu halde yine de aynı şekilde dediği şu: şimdi olsun yine giderim diyor. Buna benzer çok örnek var değerli kardeşlerim. Onun için Allah'ın izniyle bu milletin sırtını kimse yere getiremeyecek. Vatan sana canım kurban! Vatan sana canım kurban! Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye ile birileri uğraşıyor. Ama dediğim gibi birlik ve beraberliğimizi korursak, kardeşliğimizi korursak, tefrikaya fırsat vermez isek Allah'ın izniyle bu milleti kimse tutamaz. İnşallah tefrikaya fırsat vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Kardeşliğimizi koruyacağız. Diri olacağız. Hep birlikte inşallah Türkiye olacağız değerli kardeşler. Ben bu sıcakta sizlerin daha fazla vaktini almak istemiyorum. Benden sonra belediye başkanımız, kaymakamımız, milletvekili arkadaşımız var. Onlar da size kısaca hitap edecekler. Önce ben söz aldım çünkü bir başka programa yetişmek durumundayım. Ama bugün sizlerle burada olmaktan ziyadesiyle mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Fırsatlar platformuna böyle güzel organizasyondan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar sözlerine son verirken şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu dava İslam davası. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Değerli kahraman yiğit Bursaklılar, işte siz bu milletin istiklaline, bu milletin istikbaline dönük bu hayasız akına göğsünüzü siper ettiniz ve belki aklını, fikrini, ipini başkalarına vermiş bir uşağın zin kisvesine bürünmüş bir meczubun, bir hainin talimatıyla yine asker kisvesine bürünmüş vatan hainlerinin hep beraber tertip ettiği bir darbe teşebbüsüne, bir kalkışmaya hep beraber dur dediniz ve bu vatanı, bu milleti istiklalinin, istikbalinin mücadelesine ederek onları yerle yeksan ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Biz biliyor ve inanıyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte sizler bu al yıldızlı al bayraklarımızı bayrak yapan ve ilelebet göklerde tutacak kişilersiniz. Ve yine sizler her bir santimetre karesi şehit kanlarınızla sulanmış cennet vatanın, bu aziz vatanın yılmaz bekçileri ve sahiplerisiniz. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, 15 Temmuz gecesi ülkemize, milletimize, devletimize dönük bu darbe teşebbüsünü hep beraber bir olarak, iri olarak, diri olarak ve nihayetinde hep birlikte Türkiye olarak püskürttük ve hamdolsun o kanlı planlarının, hain emellerinin gerçekleşmesine fırsat vermedik. Onlar zannediyorlardı ki 3-5 tane F-16 ile atacak uçuş yaptıklarında, birkaç tane tankı cadde ve sokaklarda yürüttüklerinde, işte sokaklarda halkın üzerine haince, kalleşçe ateş açtıklarında bu millet sinecek ve istiklalinden, egemenliğinden, iradesinden vazgeçecek, tek devletini, tek bayrağını, tek vatanını, tek milletini terk edecek ve o hapislere bunları bırakacak. Ama yanıldılar. Hamdolsun, göründüğü gibi olan, gücünü sizden, milletten alan, adam gibi adam, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hep beraber, her görüşten, her yaştan, vatan diyen, millet diyen, bayrak diyen, din diyen, diyanet diyen, herkes sokaklara, caddelere, meydanlara çıkarak göğsünü mermilerin önüne siper etti, tankların altına yattı ve bu hayasız akını hep beraber bertaraf ettik. Ben öncelikle Sayın Bakanımız Emrullah Güçler'e, Sayın Milletvekilimiz Murat Bey'e buraya teşrifleri için teşekkür ediyorum. Kendileri Gazi Meclis'in Gazi üyeleridir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Diğer taraftan Mustafa platformu olarak bu şekilde birlikte beraberliğimizi perçinlememiz zaten 10 günlük bir hikayeydi. Burada artık bayrakla bu temsil ediliyor. Sağ olun, var olun. Biraz üyeleri. Sayın Avcı Keskin platform adına çok güzel bir beyanda bulundu. O beyanın her satırına imzamızı atıyoruz. Her satırı bizzat tarafımızdan yaşanmıştır. Burada 15 Temmuz'a dönecek olursak zaten kayboldu. Telefondan bir ses duyduk, bir görüntü duyduk. Başkomutan bizi sokaklara, memleketimize, milletimize sahip çıkmaya çağırıyordu. Ve biz o çağrıya uyduk. Başkomutanımızdan Allah razı olsun. Amin. Sakinmiş köpekleri çevirdiniz millete tankları tüfekleri çıkarın şu idam bir asıl işi köpekleri mikrofonu atıyoruz. Allah senden razı olsun. Böyle bir sebep harf etti. Biraz sonra yine Kızılay, daha sonra Külliye nöbetlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla Kursaklar daha dün havalimanına gittim. Onun mesajını vereyim diye mikrofonu da elime aldım. Havalimanındaki emniyet amirlerinin, emniyet müdürü kardeşlerimizin hepinize çok çok selamı ve teşekkürü var. Hepinizden Allah razı olsun diyorlar. Sağ olun. Çünkü 15 Temmuz gecesi havalimanına bir anda on binlerce kişiyi
kursaklar olarak oraya yığdık. Çünkü dediler ki bize orada eleman lazım, oraya gönderdik. Daha sonra Kazan'a gönderdik. Şöyle bir realite var. Yıllardır eğitim adı altında eğitim faaliyeti yapıyoruz diye hep bizi büyülediler. Çocukları eğitiyorlar diye biz de hiç sesimiz çıkmadı. Onlara güvendik ama maalesef güvendiğimiz dağlara taş yağdı, bomba yağdı, füze yağdı ve Müslüman her zaman Allah Resulü'nün dediği gibi bir yılan deliğinden sokulduğunda Müslüman ikinci defa o yılan deliğinden sokulmaz. Çünkü Müslüman müteyakkız olur. Müslüman açık gözdür. Müslüman bilgilidir. Müslüman ileri görüşlüdür. Ama maalesef biz kendimize bir öz eleştiri yapacaksak şayet biz bunlara cemaatiz dedikleri için çok güvendik. Aşırı güvendik. Hatta bazı kardeşlerimize şunu dedik. Dedik ki kardeşim yapmayın ya. Tamam bunlar eğitim yapıyor ama bunlar işi azıya aldılar. Bunlar artık devletin bütün kurumlarında sirayet etmeye başladılar. Bunlar devletimiz idare edeceğiz diyorlar. Soruları çalıyorlar. Çünkü şunu iyi bilin ki eğer şayet biz dinimizi iyi öğrenseydik İmam Hatip liseleri neden kapatıldı araştırın bakın. Tam öğrenemesin diye bunu yaptılar. Şayet bu gençlik, bu millet, bu hanımefendiler, beyefendiler, onlara kananlar şayet dinini iyi öğrenselerdi, şunun mütalasını yaparlardı. Adam şunu dedi, ben hoca demiyorum, kainat imamı da demiyorum. Dinini bilen bir Müslüman şunu söyleyemez miydi? Başörtüsü teferruatlarda Allah başörtüsünü Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor. Sen nasıl hocasın diyemez miydi? İşlediğini öğretmediler. Öğretmemeye gayret ettiler. Sonra şunu yaptılar. Kendi cemaatleriyle, kendi tüccarlarıyla toplandılar. Himmet adı altında para topladılar. Peki bu topladıkları paranın adına zekat dediler. Sadaka dediler. Benim gariban tüccarım ne kazandıysa gitti onlara verdi. Ama dinini bilmediği için verdi. Çünkü Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de zekat 7 sınıf insana verilir diyor. Zekat yerine de geçmedi. O da gitti uçtu gitti. Haram zıkkım olsun ama dinimizi bileceğiz. Dolayısıyla şöyle insan yetiştirdiler bakın. Çevrenize de bakabilirsiniz. Belki yakınınız, dayınız, emminiz, yengeniz, gelininiz bu terörist başının bu örgütünden olabilir. Ama Allah rızası için onlara uymayın. Onları ikaz edin. Çünkü biz Müslümanız. Biz Allah'ımız bir, kitabımız bir, kıblemiz bir. Öyle mi milletiz? Öyle mi ümmetiz? Yiğit insanlar, onurlu insanlar, dava insanları, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Merhaba, öncelikle. Duygularımız tabii ki yoğun, çok yoğun. Böyle milli bir duygu sanırım herkes yaşıyor şu anki an itibariyle. Ve gerçekten halkımızın, milletimizin yapması gereken şey buydu. Sonuna kadar da böyle olacağız. İkinci bir emre kadar sokaklardayız, meydanlardayız. Durmak yok, nöbete devam. Süreç nasıl gelişti?
ilk anda nerede duydunuz, nasıl oldu? İlk anda olayın olduğu anda dışarıdaydım ve o yukarıdan ateş edilen kurşunların altından biz de sokaklardaydık. Gerçekten çok korku dolu anlardı. Ama milletin, halkın iradesiyle çok şükür atlatmış olduk. Bir daha asla, asla hiç kimse böyle bir şeye kalkışamaz Allah'ın izniyle. Ve bu memleketin, bu ülkenin ne Fatihleri biter, ne Nene Hatunları biter, ne de Tayyip Erdoğanları biter. Bununla beraber hiç kimse aldanmasın, kendi kendini de kandırmasın. Kimse bizi mağlup edemez. Efser Aydemir, Kursaklar Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanıyım. Bugünkü organize neydi? Bugünkü organizasyonumuzda Hamdi Başkanımız, Selçuk Çetin Başkanımız ve bütün dernek başkanlarımızla beraber bu darbeye karşı dimdik ülke olarak bizi son damlasına kadar vatanımızı savunacağımızı göstermeyi bir kere daha yanlarında olduk. Yusuf Çelik, İşmakter İş Makinacılar Derneği'nin başkanıyım. Olayın olduğu saatlerde Cumhur Reisimizin, Başkumandanımızın 3G bağlantısıyla sokaklara çıkın ve havalanlarına sahip olun talimatıyla soluğu Esenboğa Havalanı'nda aldık. İş Makinacılar Derneği olmam hasebiyle iş makinalarına ihtiyaç olacağı düşüncesiyle WhatsApp'tan acilen bir grup kurduk. Bütün arkadaşlarımızı, bütün meslektaşlarımızı duyarlı olmaya, kilit noktalardaki yerlere, oraları kapatmaya, tankların çıkışlarına mani olmak için seferber olduk. Çok şükür bu darbeyi geçiştirdik. Leyla Yağanoğlu, Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği Yönetim Kurul Başkanıyım. Ankara Bursaklar'da uyuşturucu ile mücadelemize 3 yıldır devam ediyoruz. Faaliyetimiz Ankara Bursaklar'da sürmektedir. Milletin iradesinin önüne hiçbir şey geçemez. Sokaklara davetler devam ediyor. Bu konuda ne diyorsun? Sokaklara davetler devam ediyor. Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci bir talimatına kadar sokaklardayız. Kursaklarda güzel bir organizasyon yaptınız. Biraz bilgi verir misin? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben şundan başlamak istiyorum Aydın Bey. Kanal 5 ekibi olarak sizlere 15 Temmuz gecesinden bu yana her gittiğim platformda sizinle karşılaşmaktan çok mutluyum ve emeğinize sağlık diyorum. Siz basın mensuplarımıza da yürekten kutluyorum. Bugünkü programımıza gelince Bursaklar'da hakikaten 70'in üzerinde sivil toplum kuruluşumuzla birlikte Bursaklar Platformu Derneği öncülüğünde güzel bir organizasyona imza attık. Aslında biz 15 Temmuz gecesinin bir devamıyız. Aynı gün ne olduysa demokrasi nöbeti için çıktığımız meydanlara hala Bursaklar'da olmak üzere devam ediyoruz. Buradaki fark şuydu. Bundan önceki nöbetlerimizi 15 Temmuz gecesi havaalanında, emniyette, külliyede, Kızılay Meydanı'nda yapmıştık. Şimdi Bursaklar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 70 tane hemşeri grubumuz, diğer farklı dernek gruplarıyla birlikte olarak aynı zamanda da Bursaklar'daki 140 bin nüfuslu hemşerilerimizle bir araya gelerek bu hainlere, haince girişimlerine karşı olduğumuzu bir bildiriyle yayınladık. Bundan dolayı çok mutlu ve onurlu ve gururlu hissediyoruz kendimizi. Şununla karşılaşıyoruz. Gittiğimiz her ortamda vatandaşımız asla bıkmadan, usanmadan demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıyor. Bu bize çok mutluluk veriyor. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ikinci bir emre kadar meydanları bırakmadın demedikçe biz meydanları bırakmayı da düşünmüyoruz. Bundan sonra da nöbetlerimize devam edeceğiz. Demokrasimize, milli iradeye sahip çıkacağız. Şunu bilmesini istiyoruz herkesin. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu hain olayı, Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymiş, paşa demiyoruz biz onlara, maşaları, biz kendi ülkemizin vatandaşlarından görmüyoruz. Onları dışarıdaki ve içerideki hainlerin bir maşası olarak görüyoruz. Artık eski Türkiye yok. Artık eskiden olduğu gibi geçmiş yıllarda yapılan darbelere milletimiz darbe yaparak karşılık verecek. Bunun mutluluğunu, bunun gururunu yaşıyoruz. Ve gücümüzün yettiğince gece gündüz gözümüzü kırpmadan bu vatan için, bu bayrak için, seçilmiş irade için
başımızdaki Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız için bu nöbetlere devam etmeyi düşünüyoruz. Siz Büyükşehir Belediye Meclis üyesiniz. Büyükşehir'in de bu organizasyonlara çok büyük katkısı var. 24 saat aktif olarak demokrasi mücadelesi verdi. Bu konuda neler var? Bunu da şöyle ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız siyasette çok uzun yıllardır gündemde ve Cumhurbaşkanlığına kadar ilerlemiş. Beraber çok büyük yol arkadaşları var. Bu yol arkadaşlarından bir tanesi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melik Gökçek'tir. O gün gece bir komutan gibi Büyükşehir Belediye'mizin tüm birimlerini genel sekreterimizden genel müdürlerimize kadar en alt kademedeki personel arkadaşlarımıza kadar Büyükşehir Belediye'mizin tüm ekip ve ekipmanlarıyla birlikte komutan edasıyla bizi organize etmesinden kaynaklıdır bu başarı. Ve olayın ilk saatinden itibaren meydanlara çıkın talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Hakikaten bu olaylarda ve toplumsal olaylarda bundan önce olduğu gibi şimdi de en büyük tepkiyi verenlerden bir tanesi Melik Gökçek'tir. Kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Ve hala kendisi günler geçmesine rağmen meydanlarda ve milletimizle demokrasi nöbetlerinde bir arada. Ona çok teşekkür ediyorum. Bursaklar adına teşekkür ediyorum. Bursaklardaki tüm sivil toplum kuruluşları adına teşekkür ediyorum.